Şimdi muhtarım, şimdi yukarıda belediye ait 5,5 dönümlük arazinin satışı konusunda ne düşünüyorsunuz? Buradaki belediyemizin arsasının satılmasını istemiyorum. Satılma taraftarı değilim. Belediyemize bir hizmet olarak, bir gelir kaynağı olarak oraların güzel bir tesis yapılmasını istiyorum. Belediye adına yapılmasını istiyorum. Kesinlikle satışını istemiyoruz. Evet. Şimdi muhtarım, yukarıdaki kaplıca alanın içerisindeki 5,5 dönümlük belediye ait olan arsanın satılmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyorsanız gerekçesi. İstemiyorum. Çünkü oraya yani halkımıza hizmet olarak dönmez, yani orada herhangi bir şey belediye adına yapılıp halkımızın adına dönmesini isterim ben. Satışını istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Çünkü Çiftan Belediyesi'nin ve halkının gidebileceği tek yer sadece ora kalmış. Şimdi orayı da sattılar mı bu vatandaş nereye gidecek? Yarın hiç kimseyi oraya çıkartmayacaklar. Evet. O arazinin ne olarak değerlendirmesini istersiniz? Mesela 4,5 dönüm. Belediye halka hizmet için ne gerekiyorsa o şekilde kullansınlar. Pansiyon yapsınlar, otel yapsınlar, şahıslar yapıyorlar yani. Belediye yapamıyor mu? Evet Rahman Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu satış konusunda? Biz buranın eski belediye başkanımız Durmuş Bey'le de bunun mücadelesini yaptık. Burada bazı arsaları birleştirdik. Bizim buranın 5,5 dönümlük bir belediyemizin bir arsasını belediyemizin bütçesinin ne zaman yettiği zaman veyahut da bir ortak olarak hamam, otel, pansiyon şeklinde yapılmasına ben yanayım. Ben satılmasına yana değilim. Aynen halkın söylediğinin yanındayım ben. Ve böyle de söyledim ben. Çiftan sakinleri olarak zannediyorsam çarşı salı günü encümen toplantısı olmuş. Encümen toplantısında alınan karar doğrultusunda bizim meclis üyemiz Rahmi Bey'in ve Fahri Bey'in bize söyledikleri bilgiye göre belediyenin 5,5 dönüm arazisinin satışını gerçekleştirmek için encümen karar almışlar. Bir de bunun ileride Çiftdağ'a çok büyük bir zararının olacağını düşünüyoruz. O yüzden arkadaşlarımızla görüştük, konuştuk, tartıştık. Nasıl olur, nasıl olmaz diye bunun münakaşasını yaptık. Ve kesinlikle buranın satışının gelecek Çiftdağ'ın için çok büyük bir zarar olduğunu düşündük. Onun yerine satışı değil de zaten belediyede şu an kullanmış olan bir havuzlar var. Oradan Çiftan Belediyesi'nin bir geliri var. O gelirlerle birlikte oraya apart şeklinde, ne bileyim yüzme havuzu şeklinde Çiftan'ın hem Çiftan'a yarayacak, hem Çiftan'ın çalışabileceği, hem daha hoş, daha güzel, hem de Çiftan Belediyesi'ne yakışır bir şeyin yapılmasından yanayız. O yüzden de Başkan Bey'le görüşmek için geldik. Gerçi randevu almadık ama onun da bu olaylardan kesinlikle haberi vardır. Gerekirse salı günü tekrar geleceğiz. Vatandaş olarak Çiftan'da böyle bir şey ilk defa oluyor. Bunun her zaman olması lazım. Şimdi bu arkadaşlarımız dışında hemen hemen en genci benim. Vallahi ben gerçekten gurur duydum. Çünkü 20-25 yıldır yapılması gereken şey ilk defa böyle bir şey yapıldı. Herkese de teşekkür ediyorum gerçekten. Bundan sonra da böyle bir şeylerin, haksız yere yapılan şeylerin arkasında durmamız lazım. Niye? Çünkü herkesin geçim kaynağı burası. Çünkü bizim gerçekten gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Hasan amcanın da gidecek başka yeri yok. Ali amcanın da. Herkesin gidecek hiçbir yeri yok Çiftdağ'dan başka. Ben kesinlikle buranın satışına karşıyım. Elimizden gelen her şeyi de yapmaya hazırım. Çok önemlidir diye bir soru sorulsa ben çok gezenliği bileceğine inanan bir insanım. Şimdi ben Kızılcahamam'a gittim. Geçen sene bir hafta kaldım. Gerçekten söylüyorum. Turizmcilik, kaplıcacılık, dağ turizmini gittiğinde Kızılcahamam'da görsünler. Konya'ya gitsinler, belediye işletmecileri, kaplıca işletmecileri gitsinler görsünler. Yani buradaki yeri satmak adına yapılmaması gereken bir şey yapıldığına inanıyorum. Satacağına güzel pansiyonlar yapsın uzun boy gibi. Hem halk yararlansın hem bir rekabet olursun ya yani bir temel olsun ya yani bir geldiği zaman dışarıdan gelen adam ya orada bulamazsa gel belediyenin yerinde yer buluruz gibi bir alternatif olsun. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum ya demirbaş olsun ya. Ya Çiftdağ'ın adına demirbaş bir yeri olsun. Ya özelliğinden bulamazsak belediyede kalırız adam bir hafta diye bilsin yani. Bunun için böyle güzel fırsattan değerlendirip, sahnede 3 litre suyumuz var, arsamız da var. Yani güzel pansiyonlar, apartmanlar yapılabilir, 40-50 tane, 100 tane artık durumuna göre bilmiyorum. Bu daha güzel şekilde değerlendirip Çiftdağ'a da güzel bir gelir irade edeceğine de inanan bir insanım. Yani böyle yapılmasından taraftarım.
Devremülk yapılır için destekliyor musunuz? O bizim sorunu bilir. Var artık. Hayır. Şimdi kasabamıza yapılan bir yatırım olarak devremülk yatırımını nasıl biliyorsunuz? Ya şimdi onun iyi mi getireceğini, kötü mü getireceğini görmeden bilemeyiz yani. Onu ben yorum yapamam o yönde yani. Ama mülkiyet sahibi almış. Yapar satar. Çarıya da getirir. Tamam mı? Bizi çiftanla idare eden bu zihniyet, ne oraya otel yapar, ne şunu yapar, ne bunu yapar, ne apark yapar, ne yüz mavuzu yapar, ne bir şey yapar, hiçbir şey yapmazlar. Hiçbir şey yapmazlar. Bizim orada 5,5 dönüm yerimiz varsa, suyumuz varsa kalsın kardeşim. Hiçbir şey istemiyoruz. Yapmazlar zaten bunları ya. Yapmazlar. Yani biz şimdi bunları söyleyeceği şu, bizim gücümüz yetmez. Gücün yetmiyorsa o zaman kalsın arkadaş. Satılmasın. Satılmasın. 3,5 litre suyumuz da yerimizde kalsın. Çiftan halkının oraya da ihtiyacı yok, belediyesinin de ihtiyacı yok, kalsın orada. Kalsın çünkü satılsın, satılmasın. Şunu yapalım, bunu yapalım. Çevgire döndürürler. Delerler geçerler. Evet, Çiftan Belediyesi yani tahmin ediyorum tam olarak bilmiyorum yaklaşık havuzları 2 sene. Yok abi Kaplıca'nın odalarını komplesini Kaplıca olarak 2 yıldır çalıştırıyor. 2 yıldır çalıştırıyor. Ortalama yıllık geliri Çiftan Belediyesi'ne geliri Kaplıca'nın 1 trilyondan aşağı kesinlikle değil. Ben turizmi okumadım ama turizmin içinde 15 sene çalıştım bu Kaplıca'da. Aşağı yukarı 3-4 yıldır da hamam çalıştırıldı. Yani şimdi bu arsalar niye satılıyor? Niye satılıyor? Pansiyon yapalım, otel yapalım. Halk göç etti. Genç çiftliğinde kaç tane genç var çiftliğinde? Hep dışarıya göç ettik. 3000-4000 nüfusumuz nereye gitti? Sağlık ocağının nüfus sayımına bakarsan 1050 nüfusumuz var. Bu insanlar niye göç ediyordur dışarı? İş imkanı yok. Bizim elimizde altın oluk var. Biz niye satıyoruz onu? Belediyemizin gerçekten ihtiyacı varsa bu paraya tutalım, camide de para toplayalım. Bu para nereye gitti? 2 yıldır çalışıyor diyelim, atıyorum 2 trilyon. Havuzların parası nereye gitti? Yani belediye gelmediyse yolda sokakta paranın başına bir işler geldi. Bunlar değerlisin işte, encümenler değerlisin ya. İşlesin de hesabı sorsunlar. Adamın bulanında ne geliyor? Şimdi belediye böyle altın oluğu niye satar? İşçisinin maaşını ödeyemez. İşçisinin maaşını ödeyemez. Bu arada çarpıyla gelelim yani. Bu ne cümle? İsmail Bey, Kaplıca'daki 5,5 dönümlük belediye ait arazinin satışı konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben 20 yıl bu belediyede muhasebe hizmetlerini gördüm. Muhasebeci olarak görev yaptım. Hiçbir arsanın satışına sıcak bakmadım. Buna da sıcak bakmıyorum. Neden ise bu belediye başkanı döneminde en şanslı dönemini Kaplıca'nın 2 yıllık işletmesini almasıyla en büyük yatırım yapması gereken belediye başkanlığı bu dönemde olduğu için bu paraların, buradan kazandıkları paralar nereye, nasıl yatırım yaptıklarını halka açıklamaları gerekir. Ne kadar para kazandıklarını açıklamaları gerekir. Kesin hesapta bunları meclise açıkça belirtmeleri gerekir. Borçları benim dönemde 100 milyarı geçmezdi. Bunda sadece emekli sandığı ve mal müdürlüğüne, maliye borçlarının da aynı, sigortaya falan borcumuz yoktu. 20 yılda Durmuş Demirsoy'un döneminde 4 dönem belediye başkanlığı yaptı. Hizmet yapmaya çalıştık, yoktan var ettik. Fakat bu belediye başkanı zamanında şanslı bir belediye başkanı 2 yıllık en az 1'er trilyon para kazanması lazım sezonda. Bu paraların nereye gittiğini bu halka açıklaması lazım. Ve açıklamaya davet diyorum. Diğer sorunuza gelince buranın satılmasını kesinlikle istemiyorum. Bu çocuklarımızın geleceği için bir garantidir. 3,5 litre su çiftliğin için büyük bir sermayedir. Bu sermayeyi 3-5 çapulcuya belediye başkanının ve meclis üyelerinin peşkeş çekmesini istemiyorum. Halka bunu çıksınlar, o halk bunu istemiyor.
Ama tabii sen ne düşünüyorsun park hakkında? Şimdi ben 85 yaşındayım. Ya, 80 yaşından beri burada yaşıyorum. Anladın mı? Burada 30 haneyle bir köy kuruldu. Bir ABC'yi bilmem muhtar tarafında. Bu 30 hanenin yerini sadece 63 senesinde Niğde valisi tapusunu verdi vesaire verdi. Buradan bu gelişmeler bu hale geldi. O kaplıcanın her tarafı kaplıcanın Niğde valiliği tarafından kaç dönüm varsa hepsi devletin idi. Hatta sonradan sonra ya Karşıyaka'daki yer satılmış yer var ya onu bizim köyden Medinili İbrahim'den aldılar 500 liraya. Beni tarafları da bir yarısı hazinenin idi, İlifkin'in tapulu dahi oldu oraya yerleştirdiler. Şimdi oralar bu milletin 300 sene kullanılmış bir yer, satılıp başkalarına yani memleketin kendi içimizdeki bu 30 yıldan bir çocuk başlar bebekten çıkar 2 yaşına, 3 yaşına, 5 yaşına vardım okula gider. Okuldan büyüye müdür, mühendis, başmüdür, cumhurbaşkanı olur. İşte bu memlekette böyle bir çocuktan yetişti, böyle bir daire yetişti. Bu millete 25 kuruşluk bir hayrı kalmamıştır. Bugüne kadar hiçbir bu milletin başında bir aday gelip de buna gösteriş yapmamıştır. 100 metrelik bir adanıya dıştan bir gelene 100 metrelik bir ev yeri verilmiş yahut gecelik yapılmış. 500 metre etrafında çevrilmiş, buna bu gelen belediye dahi hiçbir cevap alamamış menfaati kendi kendisi için, kendi menfaati için, bugünkü teşkilatı kazanmak için bu milletin rızkını elden almış. Kimse buraya, buranın hiç satılmaması, o orayla bir belediye daha yükselmesi, çocukken büyüyen bir yer, bir belediye de küçükken büyümesi lazım değil mi? Ha, evet. Buraya 60 ihtilalında bir sürü subay geldi, o günkü maliye müdürleri geldi, burası bacasız fabrik olarak rapor yaptılar buraya. Anladın mı? Bu yönden etraftaki adamlar, cehaletten büyük adamlar gitti, kalmadı. Buraları bilen yok. Bu gençliğinle böyle bilmediği çok şey var. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Bu milletimiz için, memleketimiz için. Bizim için değil, biz gidiyoruz. Bu şimdiki şu dak adamların 30 sene sonra bir hükmü yok. Ama 50 sene sonra geleceğimiz milyonlarca çocuklarımız aç kalacak. Bu mahkemesi, bu kaplıca 10 kaplıca olması lazım. Ama bu milletin olması lazım. Onun için bu milletten böyle savunması lazım. Saygılar sunuyorum. Durmuşal abi, bu kaplıcadaki belediye ait 5,5 dönümlük arazinin satışı konusunda ne düşünüyorsun? Ben buradan bir karış toprağın satılmasını istemiyorum. 45 yaşındayım. 20 senedir pazarcılık yapıyorum. 3 tane çocuk okutuyorum. Benim bir tane dikili ağacım yok. Aynı zamanda bu civar köyler 7 pare, 8 pare, 10 pare köy burada bir sandığını değerlendiriyor, geçimini sağlıyor. Ben buradan bir karış toprağın satılmasını istemiyorum. İstemiyorsunuz. Evet Aziz, sen bu 5,5 tonluk arazi hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi 5,5 dönüm arazi hakkındaki çift tane kasabamızın en büyük gelirden bir tanesinin can kaybımızın, can damarımızın gittiğini kendi görüşüm olarak çift tane hakkından. Kesinlikle her türlü gücümüzle karşı karşıya geleceğiz. İcab ederse ailemizle çift tane bir protesto yapacağız. Gerekirse meclis üyelerini karşımıza alacağız. Adam akıllı konuşma yapacağız. Gereken yapılırsa bir sözümüz yok. Çift tane halkı için büyük bir kan kaybı demektir. Ben bunun satılmasına kesinlikle karşıyım. Ve bir de pazar konusunda değinmek istiyorum. Ben çiftten kasaba halkından, ben bir çiftçi olarak diyorum. Ben şu anda 15 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. 10 kasa, 20 kasa hayvan var ise benim. Ben bu pazar çiftten kasabasından değerlendirmek istiyorum. Fakat bizim pazar yerimizi maalesef bir öksüz evlat durumuna düşürdük. Ne annemiz kaldı, ne babamız kaldı, ne başkanımız kaldı, ne hiçbir şeyimiz kalmadı yani. Bu şekilde bize büyük bir yardımcı olmasını kesinlikle istiyorum. Ve bize yardımcı olmasını istiyorum. Saygılar diliyorum. Teşekkür.